Merhaba sevgili. Evet, yeni aya giriyoruz. Bu hafta ve Nisan ayında ekonomide bizi neler bekliyor? Dolar 8 seviyesinin üzerine çıktı. Nereye kadar gidecek? Daha doğrusu aslında sorulması gereken soru galiba bir anda ne oldu da dolar bu banta oturdu? Yeni kabine beklentisi var. Onun etkileri ne olacak? Tüm bunların hepsini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Ekonomist Bayram Başaran'la konuşacağız. Merhaba. Merhaba İbrahim. Evet, gerçekten dolar artık herkesin gözü kulağı televizyondaki geçen bantlara takıldı. Dolarda, euroda ne oluyor? Niye bu kadar yükseldi? Acaba daha nereye kadar gidecek diye bekleniyor ama öncelikle şununla başlayalım mı? Nereye kadar gidecek tamam da bir anda ne oldu da dolar buraya geldi? Bir anda ne oldu? Türkiye'de şu an ekonomiye yönelik, siyasilere yönelik güven hemen hemen yok. Sıfır denebilir. Nedeni bu. Merkez Bankası Başkanı bugün Bloomberg TV'ye bir açıklama yaptı. Yazılı bir açıklama, o da sözlü de değil. Bir açıklama yaptı. Çok şey söyledi ama hiçbir şey söylemedi. Şimdi ben 5 başlıkta topladım. Nisan veya sonraki aylarda faiz indirimi gibi bir beklenti içine girmeyelim. Olmayabilir. Şimdi yuvarlak bir cümle. Evet. Bu bir ön yargı diyor. Bu da yuvarlak bir cümle. Devam edelim. İkinci konu, enflasyonda düşüş sağlayacak şekilde para politikalarını sürdüreceğiz diyor. Önceki de yaptırıyordu. Bunun için sana ihtiyacı yok zaten Merkez Bankası'nın. Sen ne getirdin kurumlara? Ona bakalım. Üçüncü, para politikaları araçlarını bağımsız şekilde kullanacağız. Zaten Merkez Bankası bağımsız olmadığı için para politikalarını bağımsız şekilde kullanamazsın. Merkez Bankası bağımsız değil ki. Sen para politikalarını nasıl bağımsız kullanacaksın? Kullanamazsın. Tabii. Şimdi bu da inandırıcı değil. Geldik dörde. Benzer ülkelerin reel faiz getirilerine bakacağız. Biz de faizimizi ona göre belirlemeye çalışacağız diyor. Peki diyelim ki bize kim benziyor? Arjantin benziyor. Meksika benziyor. Brezilya benziyor. Peki Brezilya'nın, Arjantin'in döviz rezervi negatif mi? Değil. O zaman sen onlara da benzeyemezsin. İşte bunlar güvensizliği temelde tetikleyen şeyler. Tamam mı? Güvensizliğin temeli. Şu anda Türk lirasının değer kaybetmesi, siyasiler şunu doğru söylediler geçen hafta. Yani Türkiye'nin gerçekten ekonomik verileri parasının değerini yansıtmıyor. Yansıtmıyor tabii. Niye? Peki neden bu hale geldi? Size güvensizlikten geldi. Şimdi bunu herkes bir tarafa yazacak. Tamam mı? Beceriksiz yönetimlerden dolayı geldi. Sen bir gecede durup dururken Merkez Bankası'nı gecenin 4.30'unda Merkez Bankası Başkanı niye görevden alıyorsun ya? Niye alıyorsun? Alırsan bedelini ödetiyorlar siyaseten. İki, rezerv tek doğru söylediği şey ama onun da yöntemi belli değil. Rezervleri, döviz rezervlerini güçlendirmeye yönelik politikalar yapacağız diyor. Peki bugüne kadar aklınız neredeydi ya? Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bunun yolunu anlatın. Anlatamıyorsun. Şimdi hep cazla, cekle para piyasaları yürümüyor. Evet. Bana diyeceksin ki ben döviz rezervlerini şu şekilde güçlendireceğim. Piyasa senden bunu bekliyor. Bunu veriyor musun? Yok. Diyorsun ki benzer ülkelerin reel faiz politikalarını izleyeceğim. İzleyemezsin çünkü benzer ülkelerin reel faizlerine baktığımız zaman döviz rezervleri adamların bizden daha güçlü. Doğru. İki, faizi enflasyon, döviz rezervlerini güçlenip enflasyon düşene kadar yüksek tutmam gerekiyor diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Niye? Siyasetten, korkudan. Şimdi sana güven yok. Senin başında olduğun güvene güven yok. Kuruma güven yok. Siyasilere zaten güven yok. Çünkü siyaset böyle bir iştir. Zaten siyasiye %100 güvenemezsiniz. Evet. Yani 83'ten beri siyasilerle, işte gazetecilik döneminde, işte değişik iş yaptığımda, başında CEO'luk yaptığım, genel müdürlük yaptığım kurumlar döneminde siyasilerle hep bir şey oldum. Siyasiler 2 artı 2'nin 4 etmemesi için her şeyi yapar. Başka bir şey ararlar. Çünkü siyaset geleceğe yönelik vaat veriyor. Anlatabiliyor muyum? Politika zaten adı üzerinde oyun. Sen onu güvenemezsin. Ben devletin kurumlarına güvenmek zorundayım. Sen devletin kurumu olarak bana güven vermiyorsan ben sana yatırım yapmam. Bu kadar net. Evet. Dolayısıyla Türk lirası eğer toplu bir reform, bir değişim olmadan Türk lirasının şu anki durumundan kurtulması mümkün değil. Yani bunu ne yapman lazım? Bir, Merkez Bankası yok. Sen bir kere kararlı olacaksın. Ben bunları şu şekilde yapacağım diye beni inandıracaksın. Yani para piyasalarını inandıracaksın.
Çünkü ben inansam para piyasası zaten ekonomistler inanırsa para piyasası zaten inanır. Evet. Para piyasasına yön veren sonuçta ekonomistlerin görüşleri yaptığı yorumlar. Peki bu açıklamalara inanmalı mıyız Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açık, yani bir şey bak dedim. En başta ne dedim? Çok şey söyledi, hiçbir şey söylemedi. O hayır, hemen faiz indirileceği ön yargısı doğru değil, doğru bulmuyorum falan. İndiremezler. Böyle... Bakın indiremezler. Faiz indirmek öyle kolay değil. Anlatabiliyor muyum? Faiz neden? Tamam mı? Hı-hı. Yani faiz sonuç. Enflasyon nedendir? Asıl senin enflasyonu beni nasıl frenleyeceğine ikna etmen lazım. Nasıl frenler enflasyon Türkiye gibi ülkede? Bir, kısa vadede para politikalarıyla enflasyonu frenlersin. Evet. Uzun vadede geniş ekonomik reform ve bu ekonomik reformu uygulayacak yönetime inanman lazım. Ama uygulanabilir, lafla değil. Şimdi diyorsun ki bir açıklama yapıldı reform diye. Biz Haziran'a kadar diyor ki fiyatları kontrol edecek bir mekanizma kuracağız. Bir komisyon kuracağız. Ya Türkiye'de komisyondan fazla veya şeyden fazla başka böyle şey yönetimden fazla başka bir şey yok. Ya böyle bir şey gerek yok ki. Kur geç. Haziran'a kadar neyi bekliyorsun? Şimdi bunlar dediğin zaman insanlar sana inanmıyor. Ben diyorum ki şu an yanıyor. Sen diyorsun ki dur ya diyorsun ben bir yerden su bulayım gelim. Ya yanıyor zaten şu an. Doğru. Şimdi sıkıntı bu. Dolayısıyla gerek ekonomik reformlar, gerekse ekonomik reformları açıklayanlara güven olmadığı zaman dolar bundan sonra da gidecektir. Evet. Dolar yükselecek Türk lirası karşısında. Yani başka bir neden yok. Şu doğru bakın. Tek söyledikleri şey var doğru. Haklarını yemeyen. Tek söyledikleri doğru şey var. Türkiye'nin ekonomik durumunu yani özel sektörün değil mi? Türkiye'nin değil mi? Türkiye'nin özel sektörünün ekonomik durumunu bu para sistemi ya da paranın şu anki değeri temsil etmiyor. Doğru. Ama devlet öyle değil ki devlet kısa vadeli kazanıyor. Uzun vadeli yatırımlara dönüştürüyor. Bunu bir de borçla yapıyor. Onda sistem çöküyor. Doğru. Peki dolar nereye kadar gidecek tabii onu da soracağım ama bir beklenti daha var. Yani hep bu işte uzun bir süredir konuşuluyor ya yeni kabine, yeni kabine, yeni kabine evet. diye. Hatta Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da ayrılması da söz konusu. Doğru. Bazı yorumcular da şey diyorlar işte Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrılırsa orada da güven telkin edilirse 7.70 bandına da oturabilir dolar önümüzdeki ay gibi yorumlar da var. Ne dersiniz yani bu yeni kabine beklenti mi gerçekten real bir beklenti mi böyle bir şey olduğu zaman piyasalar normale mi dönecek? Valla piyasa normale dönmez. Şu an anormal bir piyasalar değil. Piyasanın normali ne? Evet. Şimdi 7.70 bandı olacak. Niye 7.70 bandı olacak? Neye göre? Kahin mi bunlar? Gelecek kimse bilemez. Tamam, onun için burada rakam vermek şu olur bu olur demek mümkün değil. Bugün itibariyle, şu dakika itibariyle şu an Türk lirasının değer kaybetmemesi için bana bir sebep gösterin yok. Dolayısıyla Türk lirası değer kaybedecek. Dolar değer kazanacak. Bu kadar net. Evet. O zaman bundan sonrası için Türk lirasının değerlemesi için bir sebep göstermeniz lazım. Şimdi bakın evet. Bu sıkıntının üzerine bir de enflasyon rakamları açıklanacak. Ya düşünün bir yılda 4 kere TÜİK başkanı değişiyor ya. TÜİK'e kim güvenecek? Şimdi enflasyon açıklayacak TÜİK. Hangimiz güveneceğiz enflasyon açıklanan enflasyon rakamlarına? Hiçbirimiz güvenmeyeceğiz. Biraz güvenir anladım. Olursak zaten yerine başka birisi gelecek galiba değil mi? Ya, aynen. Yani şeyde de geçen gün Princeton Üniversitesi'nden Steve Hanke var profesör, ekonomi profesörü. Bir açıklaması var. Türkiye'de enflasyon %30 üzerinde diyor. Bize de 15'te yutturmaya kalkıyorlar. Kimse inanmıyor diyor. Buradaki halk da inanmıyor ki zaten. Sokakta halk da inanmıyor. Steve Hanke'ye ihtiyacımız yok. Dolayısıyla eğer insanlar samim olup doğruları söylerse ona doğru. göre herkes tedbirini alır. Dolayısıyla doğru. şu an kimse Türk lirasının değer kaybetmesinin tek sebebi güvensizlik. Çok net. Önce bu güveni sağlayacaksınız. Şu an ağzıyla kuş tutsa da şu anki ekonomi yönetimine kimse güvenmiyor. Güveni kırdılar. Çok güzel bir şey oldu. 8 Kasım'dan itibaren Sayın Naci Ağbal'ın gelmesine itibaren bir güven oluştu. Ha dediler ya bunlar bir şey yapıyor. Naci Ağbal'ın politikaları da tutarlıydı. Tamam yangını söndürmek için tutarlıydı. Geri kalan ekonomik reformlarıydı. Bir gecede Naci Ağbal'ı gecenin 4.30'unda alıyorsun. Şu an söylenen o gece yapılan manipülasyonları da dışında tutuyorum. Ya, çünkü bir sürü manipülasyon yapıldığı söyleniyor. Doğru mu değil mi bilmiyoruz. Ondan sonra bir gece adam alıyorsun. Bütün güven gitti. Senin Hazine Bakanı bir de kalkıp bir önce Türkiye'nin işte 128 milyar dolar kimine göre 173 milyar dolar parasını dövizini iç eden ya da yok eden Maliye Bakanı, Hazine Bakanı savunmaya kalktığın zaman adama derler ya o zaman niye değiştirdiniz ki adamı?
Berat Bey niye değiştiniz o zaman? Madem bu kadar iyiydi, iyi yönetiyordu. Niye değiştiniz abi? Anlatabiliyor muyum? O zaman bu soruyu sorarlar. Sen bunu savunuyorsan ondan farkın yok derler. Nitekim piyasada şimdi Sayın Elvan'a güvenmiyor. Kafamızda deli sorular ama maalesef hiçbirinin cevabı yok evet. Galiba. Evet evet. Kimse güvenmiyor şimdi. Yani maalesef ağlanacak halimize gülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Evet, maalesef. Yani ben yani hakikaten çok üzülüyorum. Özel sektör diyorum şimdi bakın. Türk lirasının ya da dövizin devalüasyon diyeyim bu ülkede belli ölçeklerde olursa ihracatta destekler. Şu an öyle bir sistem devalüasyon oluyor ki ihracatçı da zarar etmeye başladı. Şimdi bundan sonrası daha da kötü. Reel sektöre yansırsa bu iş pandemiden dolayı reel sektör zaten zor sıkıntılar yaşıyor. Bir de devalüasyon riski ve enflasyon riski reel sektör üzerine yıkıldığı zaman fabrikalar daha hızlı kapanmaya başlar. Canımız daha çok sıkılır o zaman. Umarım öyle bir şey olmaz. Tekrar özel sektörde güveni sağlarlar ama şu an itibariyle giden yol Türk lirasının halen değer kaybetmeye devam edeceği şeklinde. Ve evet. Çok ciddi sıkıntılar bekliyor bizi. Peki nereye kadar gider ya da ne kadar sürede daha gider? Biraz da ondan bahsedelim mi? Süresi şu. Ne zaman güvenilir ekonomi yönetimi gelirse o zamana kadar gider. Evet. Ne zaman halkı inandırmaya başlarlarsa o zamana kadar gider. Halk inanmaya başladığı gün sıkıntı biter. Halk inanmaya başlamadığı gün bitmez. Bakın hala insanlar dolarize oluyor. Hala 2.17 milyar dolar insanlar almış, bankaları mevduat yapmış. Bakın satın almış insanlar. Evet. Şimdi bu panikte bugün de yabancıların çok ciddi döviz alışları var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla şu anki bunun önünü görmek pek mümkün değil. Ne zaman ta ki yani tarif veremezsin. Ta ki yeni ekonomik reform ve yeni ekonomi yöneti olup bunun da halktan güven alacağına kadar, alındığı güne kadar böyle devam edecek maalesef. Hani küçük küçük inişler, çıkışlar, piyasaya müdahaleler falan ama pek mümkün değil. Merkez Bankası ay başında şunun faizleri açıklanacak 2-3 gün sonra. Orada enflasyon açıklanacak. Enflasyon açıklanınca ne karar alacak? Ben onu herkes onu merak ediyor şimdi. Evet. Ama görünen o ki doların ateşi de kısa vadede düşmeyecek. Doların ateşi düşmeyecek. Hatta yükselecek gibi görünüyor. Maalesef yükselmeye devam edecek. Peki 9'lar 9.5'lar deniliyor yani. Ben rakam vermem. Evet, neye göre 9? Neye göre 9.5? Bana bir söylesin. Sadece soruyorum ama. Metreyle mi ölçtünüz abi bunu? Bunun ölçümü yok. Metreyle mi ölçtünüz bunu? Ben şimdi o yorum yapanlara gülüyorum. Ya neye göre 9.5? Neye göre 10 lira? Bana bir şey söylesin. Niye 15 lira değildi 10 lira? Niye 9 lira değildi 10 lira? Ama 15 lira diyen var, yapmayın. Bakın, ama uçuyor insan. Bakın bu insanları aldatmak. Şimdi böyle evet. Bir şey yok. Yükseliş trendi evet doğru. Yükselmeye devam edecek. Doğru mu? Doğru. Ne zamana kadar? İnsanlara güvenen ona kadar. Ama bu güvenin bedeli ne? Bunun kimse ölçemez. Bunun ölçümü yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çok iyi anladık. Bunun ölçümü yok yani. İnsanlar sallıyor. 9 olur, 10 olur, 15 olur. Yani piyango mu çekiyoruz abi? Böyle bir şey yok. Doğru. Kimse kusura bakmasın. Kimse rakam veremez. Rakam vermek yanlış. Ama dolar yükselmeye devam edecek. Evet. Ben şunu nihayetini söyleyebilirim. Ama 3 sene sonra dijital paralar piyasalar allak bullak etmeye başladığı zaman ekonomilerdeki şu an piyasaya sürmüş karşılığı olmayan trilyonlarca dolar var. Bu dolar da dahil bütün ülke para birimleri hemen çöp olacak 3-4 sene sonra. Bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü dünyada da enflasyonun önüne geçemeyeceksiniz. Yani maalesef son 7-8 senedir gelen siyasiler, sırf Türkiye için konuşmuyorum, bütün dünya için konuşuyorum. Hovarca da harcama yaptılar. Pandemi de bunun üzerine geldi. Şimdi insanlar dışarıda paraya boğuluyor. Biz buna rağmen Türkiye'de dolar bulamıyoruz. Sıkıntı bu. Bakın bu kadar dolar bulmana rağmen negatif faize rağmen yani bankaya evet. Negatif faiz şu demek onu da izah edeyim. Gidiyorsun Amerika'da bir bankaya para yatırıyorsun veya Avrupa'da para yatırıyorsun. O paranın bankada kaldığı sürece bankaya para ödüyorsun. Bakın negatif faiz bu. Bizde de %19 alıyorsun. Evet. Bizde %19.90 alıyorsun. Evet. Niye? Çünkü sana güvenmiyor. Yani doların bu kadar insanların, ülkelerin kulaklarından dolar fışkırırken bizim dolar bulamıyorsak bizim ekonomi yönetiminin ne kadar kötü olduğunu düşün. Ve doların nereye kadar gidebileceğini de artık herkes kendine göre tahmin etsin. Ben rakam vermem. Yanlış. Ama dolar yükselecek maalesef. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Teşekkür ederim. Yarın yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere.